bütün seçimler aslında öz itibariyle emekle sermayenin, ezenle ezilenin, yönetenle yönetilenin karşı karşıya geldiği platformlardır. Bize başka bir şey diye yutturmaya çalışırlar. Ama emeğin sesini ne kadar boğmaya çalışırlarsa çalışsınlar, halkı ne kadar örgütsüz kılarlarsa kılsınlar, sonuçta meselenin özü aynıdır. Biz seçimlere sınıf mücadelesinin bir uzantısı, parçası olarak bakarız. 2019 yılının 31 Mart'ında yapılacak seçimlerde Türkiye'nin emekçi halkının, ezilenlerin sesini, işçi sınıfının sesini duyurmak bizim borcumuz, görevimiz, sorumluluğumuz. Türkiye Komünist Partisi dışında parti gibi hareket eden kimse yok. Ortada parti yok, kişiler var. Karşımızda bu düzeni de temsil etseler parti görmek isterdik. Niye parti görmek isterdik? Tartışalım, mücadele edelim diye. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz biz? Deniz anası gibi her şey olabiliyorlar. Böyle bir ortamda partiden söz edilemez. Dolayısıyla bu seçimlerde tek bir parti var. Buranın saltanatı varsa halkın TKP'si var. Partilerin ilk ayırt edici özelliği programlarıdır. O programa baktığımız zaman diyoruz ki, kardeş sen iyi bir insansın ama partinde iş yok. Niye? Bu düzenin partisi o. Ne arıyorsun orada diyoruz, çok yakınımızdaysa. Ama şimdi partiler programlarıyla ilgilenmiyorlar. Her parti gerektiğinde İslamcı oluyor, liberal oluyor, devrimci oluyor. Her parti cebinden istediği kartı çıkartabiliyor Türkiye'de. Bu halkı ikna etme güçlerinin zayıfladığını gösteriyor. Türkiye'de çok köklü bir siyasi kriz var. Meşruiyet krizi var. Yönetemiyorlar, yönetmekte zorluk çekiyorlar. Üstelik de karşılarında ciddi bir emekçi hareketi yok. Bir de biz biraz ayağa kalksak, biraz toparlasak ne yapacaklarını iyice şaşıracaklar. Bize aslında şunu kanıtlıyorlar. Evet, bu hiyerarşinin tepesinde Erdoğan ve AKP duruyor ama hep birlikte yönetiyorlar bu ülkeyi. Çünkü bu düzen partilerini, bugün parlamentoda temsil edilen grubu bulunan partilerin tamamını çekin, AKP çöker. Hep beraber yönetiyorlar ve hep beraber sömürüyorlar bu ülkeyi. Yerel yönetimlerde hep beraber bir rant paylaşımı yapıyorlar güçlerine göre. Bütün adaylarımız emekçi halkın çıkarlarını, güncel ve tarihsel çıkarlarını savunacaklar. Yerel yönetimlerde halkçılığın ne olduğunu gösterecekler. Ama tek başlığına değil. Bu bir ekip meselesi. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin bu seçimlerdeki önemli misyonlarından bir tanesi, bu düzende dahi halkçı bir belediyeciliğin mümkün olduğunu ya da en azından bu düzenin sınırlarını zorlayabileceğimizi göstermek. Her belediyede bir tane komünist onların bütün oyununu bozar. Tekerlerine çomak sokar. Gayet açık. Bunu istemeliyiz ve örgütlemeliyiz. Bunu anlatmalıyız. Bunun ne anlama geleceğini. Oyları böleceğiz. Neyi böleceğiz biliyor musunuz? Soracağız ya sen bu gemide misin, bu gemide misin? Bu kadar basit. Biz oyları falan bölmüyoruz. Bizim gemimizin üzerine gölge etmeyin. Düzen siyasetiyle, düzen siyasetçileriyle, düzen partileriyle gölge etmeyin. Bu kadar basit. Bütün illerde belediye başkan adayı gösteriyoruz. Bütün ilçelerde belediye meclis adayı gösteriyoruz. Türkiye'nin her yerinde ve ilkemiz şuydu. Kaç oy pusulası olursa olsun en azından onlardan bir tanesinde çak çekiç orada duracak. Bir arkadaşımız burada bulunamıyor kendi iradesi dışında tutsak tutulduğu için ama çıkacağını ümit ediyoruz. Ovacık Belediye Başkan adayımız Hayati Gündören. Dersim'de
kurulan ittifak Dersim Demokratik Halk Dayanışması adını aldı. Oradaki belediye başkan adaylarımız ve belediye meclis üyelerimiz hangi siyasi gelenekten gelirse gelsinler bu platformun adayı. Hep birlikte seçim öncesinde ve sonrasında birlikte çalışacağız. Buna bir ekimiz var. Mersin'in Mut ilçesinde. Mut Demokratik Halk Dayanışması adı altında bir ittifakımız oldu. O da Devrim Şimşek arkadaşımız. Bizler onların bireysel iktidarını alıp halka veren, halkın iktidarını savunan, halk meclisleriyle ortak yönetimi kabul eden anlayışlarız. Çünkü biz sosyalistiz, çünkü biz komünistiz, çünkü biz aydınız, vicdanlıyız ve ilericiyiz. Onlardan tek farkımız, eğer aynı gemide değilsek farkımız budur. Bundan kaynaklıdır. Onlara rançı diyorlar, hırsız diyorlar. Bize komünist diyorlar. Bundan korkumuz yok, bundan onur duyuyoruz. 3 kadın arkadaşımız, yoldaşımız, Ankara adayımız Fatma Korur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zehra Güner. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Senen Doruk İnan.